Herkese merhaba arkadaşlar. BIST 100 endeks analiziyle karşınızdayız. Daha sonra birkaç tane de endeks sistemimize bakarak son durumlar hakkında bilgi vermeye çalışalım. Şimdi 2-3 gün öncesinde MA233 seviyelerinin altlarını test ederek 1256 seviyesinden yukarı yönlü hareketlerini başlatan endeksimiz. Bugün gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye 1432'lerde bir dönüş gerçekleştirerek günü 1394 seviyelerinde kapattı. Bu bölgede hemen biz şu şekilde saatlik periyotta geçerek daha yakın destek direnç noktalarını belirleme amaçlı olarak bir inceleme başlatalım. Şimdi gördüğünüz gibi ortalamalar bazında baktığımızda EMA 5, 10, 20 seviyesinin üzerine atmış fakat kapanış itibariyle EMA 21 seviyesinin üzerinde tutunamamış bir görüntü sergilemekle birlikte EMA 55'e doğru yönelen, yani 1432'li seviyelere doğru yönelen bir fiyatlama söz konusu oldu endeksimiz için. Bu bölgede tabii yukarı yönlü hareket güçlü olması için daha doğrusu devamının gelebilmesi için 1256 seviyelerden arkadaşlar yani 1430'lu seviyelere geldiğinizde yaklaşık olarak 15-18 bin puan eski rakamla oldukça yüksek bir puan oluyor bu. 18 bin puanın bir düzeltmesi haliyle olacaktır. Bu noktada geri çekilmelerde destek direnç noktalarını haftalık pivot değerleri olarak ve saatlik düzeltiyorum günlük pivot değerleri olarak bakmakta da fayda olacaktır. Bugün gün itibariyle 1401 seviyesi üzerindeki haftalık destek 3 seviyesini test etsek de üzerinde kalamamış bir görüntü sergileyen bir endeks ile karşı karşıya kaldık. Günlük pivot değerlerine baktığımızda ise günlük pivot değerinin üzerinde tutunma çabasının da 1402 ve 1394 olarak bir tık altında kaldığını görüyoruz. Aşağıda destek noktamız 1383, yukarıda direnç bölgesi olarak da karşımıza 1404 seviyesi şu an için çıkmış durumda. Hareketlerinin devamını takip etmek için bu destek direnç noktalarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Endeksten bu şekilde bahsettikten sonra 3-4 tane isteğe de kısaca bakmak istiyorum. Şimdi emlak konut hissesi soran arkadaşlar oluyordu. Son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz diye. Emlak konutta aynı şekilde birçok hisse gibi arkadaşlar yeni bir dip oluşturduktan sonra buradan verdiği tepkiyle birlikte günlük pivot değerinin üzerine atmaya çalışan ve gördüğünüz gibi neredeyse hemen hemen endeksle eşit hareket eden bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. 1.90'ın önemli bir direnç noktası olduğunu söyleyebiliriz hissede. Gördüğünüz gibi günlük pivot değerleri ve EMA 21, EMA 5, 10 hepsi oraya toplanmış. Buradan güçlü hacimli bir kalkış ile ilk etapta EMA 55 seviyesi olan 1.97 seviyesini kırıp daha sonra yukarıdaki EMA ortalamalarına doğru gitmeye çalışması beklenebilir. Aksi takdirde yani negatif etki takdirde 1.87 altında 83.80-1.76'ya kadar geri çekilmeleri izleyebiliriz, şahit olabiliriz diye ifade edelim. Ortalamaların yanı sıra bu bölgede RSI'nin ve wave trendini de her zaman için ben çok önemsiyorum. Özellikle RSI'nin 50 üzerine atması gerektiğini, hatta saatlik periyotta 55-60 üzerine atan hacimli bir şekilde alımlar da geldiği takdirde güzel hareketler, ivmelenme beklenebilir. Şu an için görüntüsel olarak baktığımızda yatayda bir işlenme, bir dinlenme söz konusu görüyorum. Umarım buradan tekrar RSI 50 üzerine atarak ve wave trend de yönünü yukarı yönlü çevirerek potansiyelini pozitif olarak yansıtır fiyatlamasına. Evet, günün hareketli hisselerinden enerji sayıda. Enerjisi arkadaşlar, bakın bir önceki emlak konut grafiğinde gösterdiğimiz yatay çalışmayı o da şu bölgede yapmış mesela saatler boyunca. Daha sonrasında EMA 21 üzerine güçlü ve hacimli, bakın bu bölgedeki hacimleri görüyorsunuz. Hacimli bir kırılım gerçekleşince ne yapıyor arkadaşlar? Üstteki EMA 21, 55 sırasıyla 89, 144, 233'e kadar ulaşmaya çalışan EMA 233'e gidemeden kar satışlarıyla karşılaşmış. EMA 144 seviyesi olan 1.40'ın üzerine atmış fakat tutunamamış. Bu bölgede şimdi tutunma mücadelesi göstermeye çalışacaktır. EMA 55 seviyesinden biraz uzak kaldığı için 10.93 gibi mesela. Tekrar buraya bir onay çalışması yaparak geri çekilip EMA 55'e tutunmaya veya EMA 21'e tutunmaya çalışabilir. Bu ileri geri hareketleri görsel olarak ezberleyip hareketleri takip edebilirseniz güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Aksi halde zar atmış olursunuz arkadaşlar.
Şimdi bu bölgede dipten verilen tepkilerde arkadaşlar yeni bir trend oluşturulacak. Bu trend içinde yeni ikinci dipler, ikinci tepelere ihtiyaç duyacak ki biz de çizgilerimizi atıp en az 2-3 noktaya temas eden bir destek kanal çizgisi desteği. Aynı şekilde yukarı yönlü en az 2 tepeye ihtiyaç duyacağız ki yukarıdaki trend kanal direnci versin bize. Bunların oluşumu da haliyle zaman alacaktır. Önümüzdeki yaklaşık 1 hafta 10 gün süresince hisselerde bu tür çalışmaları çokça göreceğiz. Yukarı yönlü ataklar sonrasında hızlı geri çekilmelerle testere piyasada tabir ettiğimiz piyasayla karşı karşıya olacak bir görüntü bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdi enerji hissesinden sonra Enka'ya baktığımızda Enka hissesinde de yukarı yönlü sert bir hareket sonrasında bir düzeltme eğilimi gelmiş. Bu düzeltme eğilimiyle birlikte görüyorsunuz ortalamalar bir kaos içerisine girmiş. Onları hemen kapatarak şöyle net bir görüntü sağlamaya çalışalım. Biz buna Fibonacci çekmişiz mesela geri çekilme seviyelerini tespit için arkadaşlar. Daha net görülmesi için şöyle ifade edeyim. Bakın geri, bu da başka bir yöntem arkadaşlar. Dipten yukarı zirveye çektiğiniz bir Fibonacci ile geri çekilme destek noktalarını tespit edebilirsiniz. Bu tespit noktalarında baktığımızda 0236 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştiren hissenin 7.77'deki 0.38 Fibonacci değerine doğru inme ihtimali söz konusu olabilir. Yani bu bölgede ne diyeceğiz? Desteğimiz 7.77, direncimiz 7.91 üzeri kırılırsa 8.15'e gitme ihtiyacı ihtimali pardon doğar. Bu noktalarda oluşan trendlerde arkadaşlar yani bu destekli ve direnç bölgelerinin çalışması sırasında geri çekilmelerde Fibonacci 0.50-618 seviyesine kadar sarkmalar gözükebilir. Hatta negatif piyasalarda 0.786 seviyelerine kadar geri çekilmeler olduğuna şahit olunmuştur. Bu bölgede yapılacak en iyi şeylerden biri de düşen kanal çizgisi çizip yani aşağı eğer düşüş devam ederse 0.38-0.50'lere doğru bir ivmelenme iniş söz konusu olursa bu bölgede ne yapılabilir? Basitçe hani şu bölgede bir çalışma yaptı, hisse buralara kadar geldi. Siz de ne yapacaksınız? Bir düşen kanal çizgisi çizip buranın dük olmasını bekleyebilirsiniz. Ne yaparsınız? Şöyle bir yeşil çizgimizi çizersiniz. Hisse fiyatının bu çizginin sağ tarafına geçmesini beklersiniz. Yani olay bundan ibarettir. Bu şekilde yaparak kendinize bir strateji belirlemiş olursunuz. Evet, Ereğli hissesine bakalım. Ereğli hissesinde de temettü sonrasında böyle bir yukarı aşağı sert hareketler izler olduk. Temettü verdikten sonra sanırsam fiyatsal rakam düşüş hepsi bir araya gelince hissede böyle bir abandone oldu. Şu an için baktığımızda aslında 14 seviyesinin üzerinde bulunan hisse son bir saatte gelen satışlarla birlikte 13.80'de kapattı. Daha sonrasında da 13.72'lerde bir sarkan bir kapanış gerçekleştirmiş. Hissede böyle bir negatif baskı oluşma havası var gibi gözüküyor. Daha önce destek olarak yani 13.25 seviyelerde bulunan bir destek seviyesi var. Buraya doğru tekrar çekilmeye mi çalışıyor acaba diye insanın aklından geçmiyor değil. Şu bölgede hani negatif düşünüyoruz ne yapıyor bu diye baktığımızda şöyle bir ters fincan kulp mu var diye insan düşünüyor. Biz her türlüsünü düşüneceğiz arkadaşlar. Hani hem pozitif hem negatif olarak düşüneceğiz. Mesela yine bu bölgede acaba böyle bir düşüş sonrası ikili dip çalışması bir W mi yapacak? Yine bak bu da mesela pozitif düşünce olarak karşımıza çıkabilir. Hani şuradan bir tepe şöyle bir W çalışması yaparak hani bu bölgeyi sindirme çalışması, buradaki fiyatı sindirip piyasaya kabul etme çalışması mı yapıyor diye insanın aklından geçmiyor değil. Piyot değerlerine baktığımızda günlük piyot değerinin altına sarkan bir durum söz konusu olmuş. Hatta birinci desteği de aşağı kırarak aşağı yönlü yani 13.87 artık hani destek yerine direnç olmuş durumda. Geri çekilmelerde 13.38 seviyesine doğru inme potansiyeline sahip bir görüntü sergilemiş karşımızda. Hemen şöyle baktığımızda arkadaşlar haftalık pivot değeri olarak ise hala oldukça aşağıda kaldığını görüyoruz. Yani haftalık pivot değeri olan 3. destek bölgesi olan 15.22'ye doğru gidemediğini görüyoruz. Tabii bunda temettü etkisi de var. Bunun yansımasını haftaya net bir şekilde görebiliriz anca. Hemen ortalamalar bazında baktığımızda ise yine bahsettiğimiz gibi bakın EMA 21 altında negatif olarak işleme devam eden bir yapı. EMA 21 14-19 seviyesinin üzerine kırıp kalıcı olamadığı sürece
Fiyatlama burada arkadaşlar böyle yatayda yukarı aşağı zikzaklar çizerek kendini burada tutma çabası ve yukarıda bulunan ortalamaları kendine çekme çabasında bulunur. Bakalım EMA 55 seviyesi biraz yukarıda kaldığı için 14.86'lara ilk etapta 14.19 üzerine atarak kendi gücünü ispat etmeli diye düşünüyorum. RSI 30'lu seviyelerin hemen bir tık üstünde. Yine Wave Trend sat konumunda ve sıfır bölgesinden aşağıya aşırı satım bölgesine doğru ilerliyor. Görsel olarak baktığımızda yine teknik olarak şöyle kapatalım. Çok pardon. Bu sistemde ne yapmış diye bir bakalım. Bu sistem açmadık bugün. Ortalamalarla ve piyotlarla ilerledik. Bu sistemde gördüğünüz gibi saatlik periyotta Hull 100 üzerinde kalmaya çalışan Hull 14.50 hepsi bir araya girmiş durumda. Umarım yukarı yönlü bir tepki verme kapasitesi olur. Kapanış itibariyle her ne kadar hoş olmasa da gün içerisindeki hacimlerin ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. Bu da hisse için bir derece olsun. Böyle sakin tutacak bir durum söz konusu bizim için. Ama yukarı yönlü uzun güçlü mumlar görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde negatif baskıyı arttırarak daha aşağılara sarkma ihtimali doğar. Burada hemen böyle deyince günlükte pivot değerlerini düzeltiyorum. EMA değerlerine bir bakma ihtiyacı duydum. Nerelerden dönmüşüz? Yani 13.22 seviyesinde bulunan EMA 144 seviyesinden tepki veren ise 2 gündür bu rakamın üzerinde tutunmayı bir şekilde başarmış. 13.22 aşağı kırılırsa 12.08.02'deki EMA 233 seviyesine doğru gitme isteğinde bulunabilir. Bu noktayı da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Bu nokta gerçekten önemli. Bakın es geçmedik Allah'tan günlük piyot değerine bakmışız. Şu an için RSI'nin 30'a doğru sarkmaya başladığını yine Wave Trend'in de günlük seviyede şöyle baktığımızda sıfır seviyesine geldiğini buradan umarım bir tepki vermeye çalışacağını ümit ederim. Yani çünkü görüntüsel olarak baktığımızda bir böyle ters bayrak filama veya bir takos çalışması mı yapacak diye de insanın aklından geçmiyor değil. Özellikle burada 5 günlük ortalama olan 14.78 üzerinde kapanışlar alması gerekiyor. 4-5 gün içerisinde yoksa negatif baskı artarak devam eder. Birçok ortalamanın altında kaldığı zaman ise toparlaması güç oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz uzattık kusura bakmayın. Eğer videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz seviniriz. Videolarımızın daha devamının gelmesi ve çoğalması için biz de izlenme ve takipçilerimize açıkçası bakıyoruz biraz. Hepinize şimdiden teşekkürler ediyorum. Önümüzdeki günler için bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın.